Çok sıkıldık değil mi ya? Okumaktan, kendi egosunu kastırmak için bize ezen hocalardan, bize ezen müdürlerden, hayattan, arkadaştan, dosttan, eşten, sevgilimizden, ne bileyim ailemizden, izlediğimiz televizyonlardan, sosyal medyadan, okuduğumuz kitaptan ya da okumadığımız kitaptan. Çok sıkıldık galiba ya. Niye sıkılıyoruz? Niye bir isyan içerisindeyiz? Niye sürekli hocalarımıza, müdürlerimize, belki de arkadaşlarımızla sürekli bir didişme içerisindeyiz, sürekli bir kavga içerisindeyiz? Niye? Anlamıyorlar bizi değil mi? Ya da biz kendimizi ifade edemiyoruz. Ya da biz kendimizi ifade ediyoruz ama onlar bizi çok da dinlemiyor, fikrimizi sormuyor. Niye? Genciz biz. Ya da onların bakış açısıyla çocuk. İyi de hani bu ülkenin geleceği gençlerdeydi. Hani bizdik. Geleceği bizi inşa edecektik. O gelecekte biz olacaktık. Biz yönetecektik bu ülkeyi. O Profesör biz olacaktık, o müdür biz olacaktık, o öğretmen mühendis biz olacaktık, o inşaatı biz yapacaktık, o kütüphaneyi biz kuracaktık, o kitapları biz yazacaktık, o televizyonlarda biz konuşacaktık öyle olmadı. Hala dolmuyor. Sıkılıyoruz. Fikrimizi soran yok. Ama bizim de fikrimiz var. Sürekli aynı şeyler, ne o şeyler? Televizyon açıyorsunuz, aynı insanlar. Sosyal medyada aynı insanlar. Bazı insanlar birileri böyle tanımlayabilirsiniz. Her akşam ya sosyal medyada ya televizyonda ya gazetelerde ya radyolarda aynı konuları konuşuyorlar. Aynı cümleleri kuruyorlar. Aynı tezleri savunuyorlar. Birisi artı, birisi eksi. Birisi siyah birisi beyaz. Hiç ortası yok. Dün hata yapan bugün yapamaz mı? Yahut bugün doğruyu yapan yarın hata yapamaz. Hayır. Birisi hata yaptıysa tamamen hatalı. Biri doğru yaptıysa tamamen doğru. Bu zihniyetten çok sıkıldık. İstiyoruz ki biz de bir şeyler söyleyelim. İstiyoruz ki bizim de fikirlerimiz duyulsun. İstiyoruz ki biz konuşalım. Biz kimiz? Biz gençler. Biz konuşmalıyız. Evet. Bizim kendi gündemimiz olmalı. Birilerinin bize dayattığı gündemleri mi konuşmalıyız yoksa o gündemleri de konuşmalıyız ama kendi gündemimiz mi olmalı? Bence onları da konuşalım ama kendi gündemimiz olsun. Bunun için buradayım. Ben Yokan Yılmaz. Bundan sonra sizinle burada her konuyu konuşacağız. Konuşabildiğimiz, fikrimizin, zikrimizin yettiği her konuyu konuşacağız. Bazen ben soracağım, siz cevaplayacaksınız. Bazen siz soracaksınız, ben cevap bulmaya çalışacağım. Gündemi, gündemde olması gerekenleri, gündemin dışına itilenleri, cebimizi, psikolojimizi, ruhsal durumumuzu, her meseleyi ilgilendiren her konuyu konuşacağız. Ama nasıl konuşacağız? Sıradan cümlelerle, sıradan bakış açılarıyla mı? Değil. Kendi bakış açılarımızla, kendi cümlelerimizle, kendi fikrimizi, zikrimizi ortaya koyarak her meseleye bir de şuradan bakacağız.